Dünya üzerinde en çok kullanılan araçlardan bir tanesi de otobüstür. Tabii bu karayollar için geçerli. Kendi otomobilimiz bile olsa tabii ki de zaman zaman otobüsleri kullanmayı tercih ediyoruz. Otobüs çok eski zamanlardan bu yana ihtiyaç duyulan bir araçtır. Peki ilk otobüs kullanımı hangi tarihte gerçekleşti? Bunları biliyor musunuz? Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki videoya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tarihin ilk otobüsleri 1662 yılında Paris'te hizmete giren 8 yolcu kapasiteli otobüslerdir. Atla çekilen sadece zenginlerin binebildiği bu araçların yaygınlaşması 1920'li yıllarda oluştu. Bu araçlar başlangıçta Latince herkes için anlamına gelen omnibus adıyla işletmeye konulmuştu. 1829 yılında 22 kişi kapasiteli 3 atın çekebildiği otobüsler Londra'da işlemeye başlamış ve at pistikleriyle kirlendiği için etraf tramvayların ve benzin motorlarının geliştirmesi önem kazanmıştı ve böylelikle at gücü önemini yitiriyor. Günümüz yolcu taşımacılığının atası sayılan araç 1873 yılında Amede Bolle tarafından yapılmış olan buharlı yolcu otobüsüdür. Adı Türkçe'de itaatkar anlamına gelen bu otobüs, saatte 40 km hıza ulaşan 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip bir otobüstü. Vites değiştirebilme özelliği sayesinde eğimli yokuşlara rahatlıkla çıkabilen bu otobüs, zamanın teknolojisinde büyük bir başarı olsa da yasalara göre atların çekemediği bir aracın trafiğe çıkması suç olduğundan para cezası ile karşılaşıyordu. Benzin motorlu otobüsler ise 8 yolcu kapasitesiyle 1895 yılında Almanya'da ortaya çıktı. Benzinle çalışan ilk çift katlı otobüs 1904 yılında Londra'da kullanılmış ve 8 yıl içerisinde tümüyle atlı otobüslerin yerini almıştı. Türkiye'de ise ilk otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı 1927 yılında İstanbul'da gerçekleşti. 1928 yılında Boğaziçi Otobüsleri Şirketi kurulmuş ve Taksim Sarıyer ve Yeni Mahalle güzergahları arasında çalışmaya başlamıştı. 1931 yılında İstanbul'da belediyede 4 adet Renault marka otobüs getirildi. 1971 yılında İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü kuruldu. 1943 yılında İsveç Bavis, Alman Mercedes-Benz, İngiliz Leyland marka otobüsler getirildi. 1961 yılında troleybüs hizmete girdi. 1970'in sonuna doğru ise Macaristan yapımı Icarus marka otobüsler Türkiye karayollarında kendini göstermeye başladı. Ankara'da ise 1978 yılında, İstanbul'da ise 1979 yılında yerli yapım otobüsler kullanılmaya başlamıştı. Otobüs çeşitleri omnibüs, troleybüs, minibüs, minibüs, çift katlı otobüs, körüklü otobüs, okul otobüsü, metrobüs şeklinde gruplara ayrılıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için tabii ki de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.